Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Call of Dragons oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sezona başladık. Başlayalı neredeyse bir hafta oluyor ama sezon videosu yeni gelecek. Çünkü olayları anlamamız için ve tam sezona başlarken bu pet muhabbeti geldiği için hani daha çok petlerle ilgili videolar izlenmedeydi. Videolar merak ediliyordu. O yüzden ilk başta petlerle ilgili videolar atmak istedim. Ama bu arada sezon videosu arada kaynadı. Şöyle baktığımızda sıralamaya Nepisto diye bir arkadaşımız var. Kendisini biraz taşacağı yere değen insanlardan hani. Bunun klanı BX'e. Tabii ki biz de 31 olarak sayımızın verdiği uğurla birlikte en güçlü oyuncunun olduğu klana karşı savaşacağız. Tagımızın hakkını vermeye devam ediyoruz. Ama bu sefer arkadaşlar GXT diye bir klan var. Onlar da hani biz de o klandayız. 26-30 kişilik bir ekiple onlara katıldık. Umarım iyi bir sezon olur. Güzel bir savaş geçer diye düşünüyorum. Bu Nepisto'yu zaten duymayan yoktur. Bir ben vardım duymayan. Ben de duydum artık hani sezona başladık diye. 429 milyon çok yüksek bir güç. Yorumlarda yazın hani 429'dan yüksek bir güç gördünüz mü? Ben daha görmedim. En yüksek gördüğüm 429'du. Geçen sezon Toxic vardı 150 milyon. O bunun getir götürünü yapar yani. Öyle bir arkadaş kendisi. Onların klana baktığımızda 4.8 milyar güçleri var. Bizim klanda da 3.7 milyar gücümüz var. Şöyle baktığımızda çok detaylı diplomaya girmeden, yani diplomasiye girmeden anlatayım. İki klan da karşı karşıya savaşacak. Yanlarındaki klanlar, işte onun yanındaki klanlar falan derken büyük bir savaş olacak. Yani 28 KN ile ittifakmışız. Diğerleri de family, yani aile dediğimizde Noir, işte GX'e, LN'e ve RVG gibi klanlar da bizim family. Yani bizim başladığımız yer arkadaşlar, hemen onu da göstereyim. Şöyle baktığınızda Siklara bölgesinde başladık. Zaten savaş videoları gelecek, sezonun durumu hakkında bilgiler gelecek. Ama büyük savaşlar döneceği kesin. Lakin bizim yine şansımız yok. Hani biz boş bir sunucuya gidip kendi dengimizle oynamak istiyorduk. Tabii ki oyun sağ olsun. Biz boş sunucuya gittik. Bizi en dolu sunucular attı. Yani eşleşme sisteminde bu mantık var. Evet arkadaşlar, şimdi de ikinci sezonu başlangıcındaki sinematiği sizlere göstereceğim. İzlemeyenler olur, atlayarak geçenler olur. O yüzden direkt bu sinematiği vereyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Çok güzel lan. Güven değil mi lan? Aha. Orduyla çakadır kesin bunlar. Bunlar cüceler mi lan? Çanlar çalındı. Tehlike göründü. Burada cüceleri görebiliyorsunuz. Zaten tahtında oturan da Yüzüklerin Efendisi'nden aşina olan bilir. Demir Ayağı benziyor. Dain Demir Ayağı'nın babası da olabilir. Bilemem. Şöyle baktığımızda çok güzel yapmışlar. Demir Ayağı'nın babası gibi bir şey herhalde. Ama demir ayak da olabilir, çekicinden dolayı. Abi devleri keseceğiz işte biz de. Bunlar da yeni zebellalar. Bak bak bak. Valdirine başta. Gwen'in burada ha. Şey de burada lan. Ha.
Evet arkadaşlar, sezon sinematiği girişi de böyleydi. Bu videonun amacı zaten dediğim gibi hangi klanlarla savaşacağımızı, hangi insanlarla aynı sunucuya düştüğümüzü, hangi klanlarla birleştiğimizi göstermekti. Hani pet videoları arada kaynadığı için sezon videosu yapamamıştım dediğim gibi. Ama şöyle baktığımızda sıralamaya BXC ile GXD arasında büyük bir savaş olacak, haberiniz olsun. Bunların tabi yan kankileri var. Bizim de yan kankilerimiz var. Ana klanlardır. Cart curt derken büyük bir savaş kopacak. İlk savaşlar at heykellerinde olacak sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir de yeni güncellemeden bahsedeyim. Şöyle baktığınızda renkli bahçe partisi adında bir etkinlik gelecekmiş. Tabii ki buradaki çeviriler yanlış olabilir. Yandaki'den çeviriyorum. Hani 21'inde gelecek olan bir güncelleme, haberiniz olsun. Şöyle burada önemli olan şey, paketler gelecekmiş, güzel paketler. Ve ondan sonra şehir teması gelecekmiş. Yani yeni bir şehir teması da yolda. Bunu da şimdiden söyleyelim. Heyecan verici sezon hikayeleri, yani yeni hikayeler beklenecekmiş. Cüce iç savaşı sona ermiş ancak barış sağlanamıyor. Yani yeni hikayeler beklenecekmiş. Daha da zengin savaş deneyimi yapmayı planlıyorlarmış. Toplanan ordular savaş davranışı iyileştirdi. Toplanan ordular yürürken ele geçirildiğinde veya saldırıya uğradığında menzil içindeki düşmanlara saldıracaklar. Ancak onları takip etmeyecekler. Toplanan ordu dedi, rally sistemi mi? Yani rally sistemi önü kapandığında veya saldırıya uğradığında menzil içindeki düşmanlara saldıracaktır. Ancak onları takip edemedik. Yani önceden rally'yi durdurabiliyordunuz. Hani önünü geçip kapatarak. Sanırım bunu artık yapamayacaksınız. Burada onu demeye çalışmış. Evet arkadaşlar, rally sisteminde değişiklik olmuş, güzel olmuş. Ve ondan sonra da bazı birimlerin görünümlerini değiştirmişler. Onlar da zaten burada yazıyor. Şövalyeler, işte balistalar, gökseller falan. Evet arkadaşlar, bizim için önemli olan şey savaş hayvanları. Baktığımızda onlarla ilgili bir güncelleme de var. Mesela birinciyi okuduğumuzda geliştirilmiş savaş hayvanı yenilemesi. Savaş hayvanlarının artık belli bir sayıda yenilenmeden sonra destansı ve efsanevi olmaları garanti ediliyor. Ha, artık arkadaşlar hani çoğu kişi yapmıştır bunu. 100 kere, 150 kere yenilediğinde bile size efsanevi bir şey atmıyordu. Artık bunu değiştirmişler. Yani değiştirecekler daha doğrusu. İleriki güncellemede. Değiştirecekler ve artık belli bir sayıdan sonra, burada sayıyı belirtmemiş, belli bir sayıdan sonra destansı ve epik atma garantisi olacak. Aynı eserlerdeki gibi. Ve arkadaşlar, liyakat mağazasına da yeni şeyler ekleniyor. Liyakat mağazasında her gün yeni bir yenilenme iksiri öbeği eklenecek ve her hafta yeni bir savaş hayvanı beceri kartı eklenecektir. Yani arkadaşlar, haftada beceri kartı ekleyecekler şeye, liyakat mağazasına. Bence bu çok çok güzel oldu. Haftada bir, yani en azından haftada bir, hatta yenilersen iki kere liyakat mağazasından, merit mağazası sanırım. Oradan orada bir beceri kartı alabileceğiz. Hani burada yazdığına göre öyle, eğer çevir yalnız çevirmediyse. Evet arkadaşlar, önümüzdeki günlerde gelecek güncellemenin içeriği bu şekildeydi. Önemli olan şeyler zaten direkt söyledim. Uzun uzun okumaya gerek yok. Yani boş yere videoyu uzatmayalım. Birincisi, güncelleme gelene kadar yenileme kesinlikle kullanmayın. O yenileme dediği hangisi arkadaşlar? Şu canlandıra basmayın. Güncelleme gelene kadar bunu yapmayın. Çünkü artık güncellemeden sonra bir tane efsanevi veya epik atma ihtimali olacak. Belli bir sayıda canlandırdıktan sonra. O yüzden şimdi boş yere harcamayın. İkinci olarak arkadaşlar, liyakat mağazasında dediğimiz merit mağazasında da pet skill'leri gelecek. O yüzden şimdilik skill'lerinizi de atmayın. Bekletin. Üçüncü olarak da tema, yeni bir tema gelecek. Onu da zaten ileride duyururlar. Güncellemede önemli olan şeyler bunlardı. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, videoyu böyle sıralamada kapatayım. Nepisto 1. sırayla devam ediyor ve LNV, TVP, GXT klanlarından da oyuncular var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sadece sezonda kimlerle savaşacağımızı hani bilsinler istedim. Çünkü bu serverda Türk oyuncu çok. Hani izlemek isteyenler olabilir savaşları falan. Bu yüzden arkadaşlar böyle bir bilgilendirme geçeyim dedim. Petlerle ilgili zaten video çekmiştim. Eğer merakınız varsa attığım videolara bakabilirsiniz. Aklınızda soru işareti varsa yorumlarda yazın. Sormak istediğiniz şeyler de yorumlarda yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.